Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda JavaScript'te async ve await'i göreceğiz. Bu promise'lerle bağlantılı bir ders. Zaten promise dersinde de söylemiştim. Async await de aslında promise'lere bağlıdır diye. Ama ayrı bir video olarak hazırlamak istedim. Çok basit aslında. Async ifadesini sadece fonksiyonlarda kullanıyoruz. Bir fonksiyon tanımlanırken ya normal bir fonksiyon olarak tanımlanabilir ya da async fonksiyon olarak tanımlanabilir. Peki async ne anlama geliyor? Gelin önce onu bir Konuşalım. Şimdi JavaScript'te biliyorsunuz her şey asenkron olarak çalışıyor. Yani bir işlemin başlaması için başka bir işlemin bitmesine ihtiyaç yok. Fakat bazı durumlar geliyor ki bizim senkron çalışan kod yazmamız gerekiyor. Örneğin gittiniz postunuzun, diyelim bir konunun detayını çektiniz tamam mı? O konuya bağlı yorumların da detayını çekmek için neye ihtiyacınız var diyelim? eee Konunun ID'sine veya token'ına, ID'ye değil de token'ına ihtiyacınız var diyelim. Peki böyle bir durumda token'ı nereden geliyor aslında? Konuyu çektiğimiz yerden değil mi? Data olarak geliyor. Benim yorumları çekebilmem için önce o konunun sonuçlanması lazım. Yani önce o işlemi bitmesi lazım ki oradan gelen token'ı da alayım bir sonraki işlemi başlatabileyim. Şimdi böyle durumlarda ne kullanıyoruz? Artık biliyorsunuz promise kullanıyoruz. Promise ne demek? Söz vermek. Yani sen bana bunu vereceğine söz verdin. Eğer o data'yı verirsen ben de gideceğim, başkasına söz vereceğim. Ve böyle bir chaining işlemi yapıyoruz, değil mi? Async ve await'te de yine promise aslında yaptığımız şeyler ama kullanımı biraz daha farklı. Eğer bir fonksiyonun başına async yazarsanız otomatik olarak o fonksiyonu promise'e dönüştürmüş oluyorsunuz. Bunu da size şöyle göstereyim. Yine bir tane script dosyamız var. Hello return hello world yani tamam mı? Const bunu bir değişkeni aktarıp konsola basalım. Ne umuyoruz? Hello World yazmasını umuyoruz. Değil mi? Bakın başarılı. Ama ben bunu şey yapmak isteseydim. Promise olarak e, kullanmak isteseydim. Return derdim. New Promise. Sonra Result olsun. Resolve. Ve tamam Resolve diyorum. Anında Resolve olsun. Şu datayla. Şimdi bakalım. Bakın Promise döndü bana. Statüsü Fulfilled ve işte bir de Result'u var. Doğru mu? E, artık ben bunu nasıl kullanabilirim? Text den derim. Response konsolama basıp şöyle bu response'u yazdırabilirim. Ama böyle yazmak yerine atıyorum ben şöyle yapmış olsaydım zaten bu yine promise olacaktı. Başına bunun async ifadesini koyuyor olsaydım herhangi bir fonksiyonun başına bu anonimiz fonksiyon da olabilir. Yani isimsiz fonksiyonlar da olabilir. Bu da bakın bana aynı sonucu verdi. Çünkü eğer teksti konsola bastırırsam bunun bir promise'e dönüştüğünü görebilirsiniz. Normalde async olmadığında direkt basıyor. Async olursa bunu promise'e çeviriyor. Peki await burada nerede geliyor? Await de şurada geliyor. Text deyip burada response alıyorum ya. Bu kod bloğun içerisinde bir şey yapmam gerekiyor yani. Ee, ama şöyle bir şey düşünün. Diyelim ki tamam Buradanın şey olduğunu düşünün. Burası bana bir token döner düşünün. En baştaki örneğimize döne, dönelim. Yani post, post için istek attım. Burada geldi. Den kısmında artık biliyorum ben. E ne yapacağım? O zaman gideceğim bir de burada comment için bir istek attım diyelim. Ondan sonra ona da bir den yazmam lazım değil mi? Yani aslında yine burada bir şey oluşmaya başlıyor. Eğer böyle bir kod yazıyorsam hemen şunu düşünmem lazım. Ya burada bir gariplik var arkadaş. Bu kadar iç içe kod yazmamam lazım. Callback hell'i hatırladınız mı <gülüyor> promislerden? <gülüyor> Buna da promise hell diyelim. E çünkü birkaç tane işlem böyle devam edecekse bu den chaining'den kurtulmak için, tamam mı arda arda böyle iç içe den yazmaktan kurtulmak için burada da await devreye giriyor. Ama bilmeniz gereken bir şey var. Await sadece asenkron yani başına async eklenmiş bir fonksiyon içerisinde çalışıyor. Şimdi hal böyle olunca o zaman durup düşünüyorsun. Yani diyorsun ki e ben bunu böyle kullanamam mı o zaman? E bakalım kullanabilir misin, kullanamaz mısın görelim hemen. Ne diyor? Await is only valid in async functions and the loop level bodies of modules. Tamam. Yani diyor ki hacı sen bunu bu şekilde yapamazsın. Bu await'i kullanabilmek için senin bir e, async function içerisinde olması gerekiyor bu işleminin diyor. E ama bu bir fonksiyon, bu async fonksiyon bu önemli değil. Ama burada await olarak bekletmek istiyorsan bunu bir async içerisine alman gerekiyor yine. Şimdi burada ne yapabiliriz? Burada en basitinden şunu yapıyor olabiliriz. Kendi kendini çağıran e, immediately immediately invoked e, function expression midir? IIFE değil mi? Evet. Bu kendi kendini çağıran bir fonksiyon. Ne demek bu? Ben buraya bir konsol yazdığım zaman. Bakın bu gözüküyor. Yani bu fonksiyonu şunu koymasam. Bu bir anonim fonksiyon. Bunu koyduğum zaman kendi kendini çağıran fonksiyona dönüşüyor. Burada da bir fonksiyon var. Bakın burada da bir arrow function var. Şu. O zaman ne yapabilirim? Bu örneği ben burada tanımlarken. Bakın bana zaten diyor ki. Sadece async ile çalışır diyor. Yani bu bir fonksiyonun içerisinde ben buraya async koyduğum zaman şu an işte benim işlemin başarılı. Bakın başarılı bir şekilde bunu yaptım. Şimdi bunu daha net tabii ki anlatacağım. Şu an kafa belki karışmış olabilir ama teknik olarak bir fonksiyonu e, senkron e, çalıştırabilmek için yani promise'e dönüştürmek için async kullanıyorsunuz başında. Her fonksiyonda bunu kullanabilirsiniz. Ve bir işlemin bitmesini bekletmek için de await kullanıyorsunuz ama await de mutlaka bir async fonksiyonun içerisinde kullanılmalı. Yani bu ne demek? Bakın burada bir tane örnek vermişim ben. Hemen bu örneğimizi bir yapalım. Bir butonumuz olsun tamam mı? Ve diyelim ki bildirim izni bildirim, bildirim 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 izni diyelim. <laughs> ne diyeceğim bilemedim. Şimdi bu örneğimiz böyle bir kalsın. Şöyle bir şey yapacağım. Diyeceğim ki document query selector butonumu seçtim. Buna bir even listener ekleyeceğim. Klik olduğunda. Klik olduğunda da bakın burada ne yapıyorum ben? Bir callback fonksiyonu çalışıyorum. Fark ettiniz mi? Şimdi eğer notification nokta request permission, dersem notification request permission. Bu arkadaş bana ne döndürüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın Promise returned from request permission is ignored diyor. Yani burada bu arkadaş bana promise döndürüyor. Senin den kullanman lazım diyor. Yani neden bunu diyor? Hemen onu da söyleyelim. Hemen. Çünkü ben den'i kullanmazsam. Tamam şurada den'i kullanayım. Önce bir konsola bir response basayım. Den'i kullanmazsam ne oluyor? Ben bildirimi bildirim iznine bastığım anda. Granted dedi. Ayşe ya. <laughs> Şu izni sıfırlayayım mı? <laughs> Bildirim izinde bastığımda bakın burada şu an bu panel açıldı. Anında bir işlem geriye dönmedi. Ben bunu kapattığımda, engellediğimde ya da izin verdiğimde bu işlemi bitirmiş olacağım. Ben bunu 5 saniyede de yapabilirim. Buraya bastım, gittim kendime bir çay koydum, geldim. Ondan sonra izin ver dedim. Ondan sonra da yapabilirim. Yani bunun ne zaman biteceğini bilmediğim için mecburen bu işlemin promise ile olması gerekiyor ki zaten bu da promise ile çalışıyor. Ama böyle den yapmak yerine şunu yapabilirdim işte ben burada. Ee, response ya da result eşittir diyelim. Ama böyle yaptığım zaman ne oluyor? Bu promise ne zaman döneceği, ne zaman döneceği belli olmadığı için ben bu arkadaşı böyle kullanamıyorum. Niye kullanamıyorum? Bakın promise pending fulfilled dedi, granted dedi ama kullanamıyorum. Çünkü ya denle dönmem lazım ya da az önceki örneğimizdeki gibi bunun başına await koymam lazım. Bu await'i koyabilmem için de her zamanki gibi fonksiyonumun bir async fonksiyon olmasını bekliyor. E buradaki anonim callback fonksiyonum da bir fonksiyon yani. Bunun başına ben async koyarsam yine aynı şey olacak. Hemen bakalım mı? Bakın şu an çalıştı. İzinlerimi sıfırlarsam ve sayfamı yenilersem şu an Herhangi bir şey yok burada çünkü şu konsol login çalışması için bu arkadaşın bu arkadaşın bana söz verdiği şeyi döndürmesi lazım bir kere en başta. Şu an herhangi bir şey döndürmüyor çünkü daha ben bir aksiyona geçmedim. Ama bunu kapatırsam bu bana default'u döndürmüş oluyor. Yani async ve await'i bu mantıkta kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bir tane daha örneğim var. Onu da yapalım ve dersimizi sonlandıralım. İki tane JSON API'im var. Bir tanesi postlarımı çektiğim, bir tanesi de post commentlerimi çektiğim. İki farklı yer. Ne yapacağım? Şu arkadaş. E, diyelim ki mesela işte post bilgilerini çek diyelim buna bu sefer. Yine geldim. Query selector butonumu seçtim. Bir even listener ekleyelim. Click. Fetch biliyorsunuz promise döndürüyor. Ben fetch'i bu şekilde kullanabilirim. Sonra den derim. Tamam mı? Response burada bana neyi döndürecek? Buradaki datam neyse onu döndürecek. Tabi burada öncesinde benim bu response'u JSON'dan geçirmem gerekiyordu bildiğiniz gibi. Ve sonuç olarak o JSON datayı döndürüyor. Buradaki ID'yi tabii ben şu an biliyorum bir olduğunu. Yani komente de gidip çalıştırabilirim. Ama bu ID değil de token olsaydı ve ben buraya istek attıktan sonra o token'ı al alabiliyor olsaydım. Burada benim ne yapmam gerekiyordu artık? Gidip şunun içinde bir istek atmam gerekiyordu. Fetch diyordum. Ondan sonra buradaki ID'yim. Hatta şunları e, şey, backtick karakterine çevireyim. Şun, şuradaki birimi nereden alacağım artık? Response'daki şöyle. Response'daki ID'mden alacağım. Bu da bir promise dönecek bana. Nihayetinde de yine res şu hatta şöyle kısa yapalım. Res res.json. Bu arada bunlar da burada yazdığın şeyin hiçbir önemi yok biliyorsunuz değil mi? Şu şurada aldığınız değerleri. O yüzden kafanıza göre alabilirsiniz. Mesela buna data diyelim ya da comments diyelim. Console log res. Pardon comments. <laughs> Post bilgilerini çek dedim. Bakın bana yorumları başarılı bir şekilde çekti. Ee, ama şöyle baktığımızda koç çirkin duruyor arkadaşlar ne yazık ki. Dolayısıyla bunu neye, neye çevirebiliriz? Hemen şöyle bakalım. Şimdi bu arkadaşımız da zaten bize promise döndüğü için ben bunu await ile bekletebilirim. Bir sonraki aşamaya geçmek için. Bunu await ile bekletebilmek için de fonksiyonumun async olması gerekiyor. Tamam. Buna artık response deyip şöyle bir konsola basayım olur mu? response. Bakıyoruz. Bakın response'um döndü. Ama bir işlem daha yapmam gerekiyordu fetch'in kendisinden dolayı. Ne yapmam gerekiyordu? const post eşittir diyordum. response.json Şimdi konsola bir postumuzu bakalım. Bakalım ne görmeyi umuyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu arkadaş da sana bir promise döndüğü için yani o den chaining de bu da sana promise döndüğü için bu işlemin de bitmesini beklemen gerekiyor. O yüzden bunu da evet yapman gerekiyor. Ve ondan sonra artık bakın başarılı bir şekilde geldi. Postumu biliyorum. Şimdi ne yapabilirim? Gidip diyebilirim ki response mı diyelim buna ya da fetch comments diyelim buna da comments. Sonra evet diyorum yine gidiyorum bu sefer bu arkadaşı bekliyorum. Sonra comments diyorum evet diyorum. Re şey, fetch comments fetch comment json dedim ve nihayetinde yorumlarımı ve postlarımı da şey işte postumun detayını da burada en son konsola bastırayım. Ve nihayetinde uh, ne oldu lan? Yorum niye gelmedi bana? Buradan mı dönmedi? Niye dönmüyor? Undefined mı? Ha response değil post olacak. Pardon. <laughs> Benim hatam. Evet postum ve yorumlarım da burada gelmiş oldu. Bunu daha da kısaltabiliriz. Şimdi şöyle yapayım. Bu arkadaş eğer ben parantezler içerisinde alırsam bu arkadaş bittiğinde ne yap diyebilirim? Jason'ı çalıştır diyebilirim. Tamam mı? Bunu posta çevirelim şöyle. Ondan sonracımı da şöyle comments'imi de aynı şekilde ne diyeyim? şöyle yap ve Jason'a çalıştır. Şimdi bakalım işlemimiz başarılı olacak mı? İkisi de bana promise döndürüyor. Niye? Tamam, burayı bekledi ama burası hemen döndürdük. Buraya bir await koymadık. Bunların başına da await koyarsam bu da benim için aynı işlemi başarıyla yapacak. Yani tekrarlamak gerekirse bir işlemi senkron yaptırmak istiyorsanız fonksiyonu async ile birlikte tanımlamanız gerekiyor. Biz işlemin o anki şeyde promisi denle dönmek istemiyorsanız beklesin ondan sonraki satıra geçsin diyorsanız da o promislerin başına await'leri evet koymanız gerekiyor. Buradaki örneğimizde de önce bunu bekliyor. Ondan sonra bunu bekliyor. Sonra alttaki bunu bekliyor. Ondan sonra bunu bekliyor ve nihayetinde de konsolumu Ekrana basıyor arkadaşlar. Buradaki örneğimizde de mecburen dedik ya bir async fonksiyon içerisinde olması gerekiyor. Bu anonim bir fonksiyon da olabilir, normal bir fonksiyon, arrow fonksiyon da olabilir. Yani fonksiyon gördüğünüz her şeyin basını başına async koyabilirsiniz. Buna buradaki mesela bir event'teki çalıştırdığımız fonksiyonda dahil. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Prototürk'e destek olmak için kanala katılabilirsiniz. Ya da Prototürk'teki reklamları günde bir kere tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.